Mutlu günler, mutlu haftalar, mutlu yıllar değerli izleyenler. Hoş geldiniz beyin spor stüdyolarına. Yeni yılın ilk canlı yayınında bizim adımıza, ilk manşetinde Uğur Meleke ile birlikteyiz ve sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Yine yeni yılın ilk programına Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz? Çok teşekkürler, iyiyiz biz de. Yeni yıl böyle güzel oldu mu, güzel geldi mi? Böyle bir rahatlama, bir ferahlama mı? Yoksa geçen yıldan pek bir farkı yok mu? Uzun zamandır çok bir fark hissetmiyorum. Ya belki sanki yaşlanmanın galiba, etkisi değil mi? Bir süredir. Bir kez daha temennimizi dile getirelim. Yeni yılın ilk yayında bugün 3 Ocak itibariyle inşallah her şeyin güzel olduğu, her şeyin başında sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı bir yıl olsun hepimize, bütün ülkemize, bütün dünyaya iyi bir yıl ve de bundan sonra yıllar olsun inşallah diyerek başlatalım programımızı. Malumunuz değerli izleyenler, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı da geride bıraktık. 19 hafta oynandı, ilk yarıyı geride bıraktık. Şimdi bugün itibariyle grafiklerimiz var yine. Haftanın ilk programında ve bu grafiklerle dört büyüklerin ilk yarıdaki performansını biraz daha mercek altına almaya çalışacağız. Elbette diğer takımlardan haberlerimiz ve gazete manşetlerimizle birlikte. İlk sayfamız hemen gelsin ekranlara. Dört büyüklerin ilk yarı performansında 19 haftada gördüğünüz gibi Trabzonspor ligin zirvesinde. 3 kalemde değil mi attığı gol, yediği gol ve kalesini gole kapama istatistiklerinde ligin de zirvesinde 4 büyükler arasında da birinci sırada. Yani en çok gol atan ve en az gol yiyen takım Trabzonspor. Aynı zamanda 8 kez de kalesini gole kapatmayı başarmış. Gol beklentisi Fenerbahçe 32.6 ile bu alanda birinci sırada. Kalesinde gol beklentisi ise en düşük kim vermiş? En düşük Galatasaray vermiş. 23.2 ile en yüksekte Beşiktaş vermiş 27.7 ile. Kalesinde yediği gollerle de orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Peki buna mukabil öyle bir kıyas yapacaksak eğer yine en büyük fark nerede? Yediği gol 14, kalesindeki gol beklentisi ise 25. Daha önce ilk yarıyı tamamlamadan 19 haftayı bitirmeden önce yine bu istatistikleri paylaşmış ve Uğurcan'ın kalesinde çok büyük bir Trabzonspor adına çok büyük bir katkı sağladığını burada da görüyoruz. Yine ekrana getirmiştik. Bir kez daha ilk yarı sonu itibariyle de net bir şekilde görünüyor. Bakayım diğer dört büyüklerde bu kadar büyük katkı sağlayan var mı? Yok herkes. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta kalesinde oluşan gol beklentisi kadar golü görmüş kalesinde. Bir tek herhalde şeyi bahsedebiliriz değil mi? Fenerbahçe'de 1.2 daha az gol yemiş. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Buyurun. Gol beklentisi istatistiği her geçen sene mükemmele yaklaşıyor. Yani bu çünkü gelişen, yaşayan bir organizma. 300 bin gol sisteme girilerek başlamıştı. İstatistiklerin birikmesi mi gerekiyor? Tabii. Birikmesi ve doğrulanması. Aslında her sezon, her ölçülen sezon yeni bir data. Dolayısıyla her ligi ölçüyorlar. Her datayı analiz ediyorlar. Ve diyorlar ki hani nerede kopukluk, nerede eksiklik var? O eksikliği tamir edecek şekilde gol beklentisi istatistiğini geliştiriyorlar. Yaşayan bir organizma bu. Bu sezon gerçekten Premier Lig'de olsun, Süper Lig'de olsun gol beklentisi istatistiğinin daha da canlı, daha da gerçeğe yakın, daha da dikkate değer olduğunun altını çizmek lazım. Zaten penaltıları ayırmak zaten penaltıları ama zaten sıfır, işte o ligin penaltı istatistiğine göre koyuyorlar. 0.72 galiba koydukları sanki olarak. Sanki penaltı hariç baksak daha mı neden çekirdek bir veri olacak? Akan ama oyunu seçebilmek adına. Penaltında yüzde kaç golü olduğunu dikkate alıyorlar. O ligde ona göre koyuyorlar. İyi peki. Mesela 0.75 gol olmuş penaltılar. O sezonu ligde 0.75 olarak koyuyorlar. Şimdi kalesinde gol beklentisinden başlayalım o zaman. Siz oradan başladınız. 3 takımın 4 büyükten 3'ünün kalesinde gol beklentisiyle yediği gol paralel. Yani Fenerbahçe'de bir kadar fark var. Beşiktaş'ta hemen hemen aynı. Galatasaray'da hemen aynı. Yani evet. Beşiktaş kalecileri Ersin Mert, Galatasaray kalecileri Muslera, İsmail, Fenerbahçe kalecileri
Altay Berk'e çok büyük fark yaratmamışlar ama tek farkı sizin de altını çizdiğiniz gibi Trabzonspor kalecileri Uğurcan Erce. Tabii özellikle Uğurcan büyük bölümünde oynadığı için 11 gol fark gibi ya, olağanüstü bir fark yaratmış. Demek ki ligdeki bu puan farkını tabii ki birden fazla faktöre dayandırabiliriz ama belki de bir numaralı faktör Uğurcan farkı. Yani bu sene Süper Lig niye böyle oldu? Trabzonspor niye bu kadar fark yarattı? Sorusunun birden fazla yanıtı var ama yanıtlardan en önemli Uğurcan. Attığı gol beklentisine de başka bir şey dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin birinci sıraya tırmanması. Tırmanması diyorum çünkü Fenerbahçe son bir ayda tırmandı buraya. Yani bu zannedilmesin ki Vitor Pereira döneminde liderdi. Biz bunu zaten sık sık buraya taşıyorduk. Haftalık, bu istatistiği. Evet. Fenerbahçe yeni zirveye tırmandı. Hangi maçlarda tırmandı hatırlatalım. Karagümrük maçı. Yaklaşık 3.5 bir gol beklentisi yarattı orada 11'e 9 oynarken. Pereira döneminde bir tanesi olan bu maçlardan bir tanesi 4-0 kazanılan Hamza Hamzoğlu Rize Spor maçı. Orada yüksek bir gol beklentisi oldu. Son 2-0 kazanılan Malatya Spor maçı. Buralarda Fenerbahçe yüksek gol beklentisi yarattı. Ve bunlar tabii Fenerbahçe'nin gol beklentisini 32.5'a taşıdı. Ve Trabzonspor'la ve Galatasaray'la büyük bir fark yok ama 0.8 ile Trabzonspor'u geçti. 1 ile de Galatasaray'ı geçti. Burada attığı golle gol beklentisi arasında fark anlamında, negatif anlamda evet Galatasaray dikkat çekiyor. Zaten Galatasaray antrenörleri de zaman zaman bunun altını çizdiler. Ya gol beklentisi lideriz dediler. Lider değiller ama gol beklentisi Trabzonspor'la Fenerbahçe'de yakın Galatasaray'ın. Buna karşın attığımız gol düşük dediler. Gerçekten de gol beklentisinin 7 gol altında atmış Galatasaray. Evet. Ama yani bu yine de puan farkını tek başına açıklamaz. Tamam, gol beklentisi 7 gol altında atmış. Ama Galatasaray uçtu kaçtı da bu kadar büyük puan farkı yedi ve tek sebebi bunları gole çevirememeleri diyebilecek kadar büyük bir fark değil. Mesela Giresunspor ve Göztepe beklenti kadar gol atsalardı onların bulundukları konum biraz daha yukarıda olurdu mesela. Onlar bundan hayıflansalar biraz daha haklı olurlar ama Galatasaray 3-4 puan fark ederdi. Yani yine zirvenin şu an ne kadar gerisi? Trabzonspor 46, Galatasaray 27. 19 puan gerisinde. Evet. 14-15 puan gerisinde orada. Yani Galatasaray şampiyonluk yarışında olurdu diyemeyiz. Bu 7 gollük farkı kapatsaydı. Bir sonraki sayfamız. Yine 4 büyüklerin ilk yarı performansı. Topla oynama. Burada %58.4 ile Beşiktaş birinci sırada. İsabetli pasta. Trabzonspor %85.9 yapmış. 82.6 Fenerbahçe, 83.4 Beşiktaş, 83.6 Galatasaray ki neyse devam edelim. Rakip ceza sahasında topla buluşma. Fenerbahçe 505 ile en yakın takipçisi Beşiktaş mı? 476. Evet. Beşiktaş'ın önünde birinci sırada isabetli ortalarda. Beşiktaş 102 tane orta yapmış mı? Peki yapmış. Kornerlerde Galatasaray 125 tane korner kullanmış. Peki Galatasaray kornerden gol bulabildi mi? Hep bir konuşuyorduk onu. Buldu mu? Bir. Bir tane buldu. Bir mu? Değil mi Tolga? İki tane olmuş. İki. İki mi olmuş? Evet. Tamam. İki tane olmuş. 125 kornerde. Kimin sözüydü Uğur Bey? Gollerin %30'u duran topla. Ranić hocamızın değil mi? Yani. Evet. Bir de Euro 2020'de öyle bir ses çıktı ya. Zaten o artık global oldu. 142 golün 40'ı duran toplardan geldi Euro 2020'de. Evet. Dolayısıyla artık o istatistik biraz global bir istatistik oldu. Yaklaşık %30. Ama şöyle diyor Ranić. Duran topların gollerin %30'u duran toplardan geliyor ama antrenmanlarınızın %30'unu duran toplara ayırıyor musunuz? Onu sorguluyor. Bu oradaki sorgulama güzel bir sorgulama. Şimdi topla oynamadan ziyade rakip cezasında topla buluşma 379 Trabzonspor. O dikkat çekici evet değil mi? Fenerbahçe evet. Buna rağmen Trabzonspor'un gole çevirme oranı herhalde. Çok yüksek evet. Çok yüksek. Şimdi burada iki tane dikkat çekici bence sapma var. Bir tanesi Beşiktaş'ın bu kadar çok topa yüksek topa sahip olup ligde bulunduğu konum. Topla oynama konusunda lig lideri. Beşiktaş ligin en fazla topla oynayan takımı. Ama puan tablosuna baktığın zaman lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde ligde de 9. basamakta ve çok da işleri iyi gitmiyor. Beşiktaş'ın bu kadar çok geçen sezonki gibi top oynama verisini yüksek tutmasına,
rakip ceza sahası toplu buluşmanın yüksek tutmasına rağmen puan tablosu bu kadar geride olmasını hücumda çok kolay top kaybetmesine bağladım ben. Birkaç faktör var ama bir tanesi bu. Geçen sezon bu kadar kolay top kaybetmiyorlardı. Özellikle Abubakar başta olmak üzere daha fazla topun kıymetini bilen bir 10 grup vardı. Kolay kaybetmiyorlardı. Kaybettikleri yerde kalabalıklardı. Şimdi ikisini de iyi yapamıyor bu sefer Beşiktaş. Hem kolay kaybediyor Larin Batshuayi başta. Kolay kaybediyor. Kolay kaybettiği yerde artık kalabalık olamıyor. Geçen sezon işte Atiba Hutchinson. Siz sıkça altını çiziyorsunuz. Topun kaybedildiği yerde sezgileriyle aynen önemli bir faktör topun geri kazanmasına. Wellington enteresan bir şekilde. Spor sever onu çok sevmedi. Ama Wellington geçen sezon topun kaybedildiği yerde bulunma konusunda o da sezgileriyle öne çıkmıştı. Öyle bir Atiba ve öndeki oyuncularla oynadığı içindi. Bunu hep söylüyoruz. Beşiktaş öyle bir, yükseltti. Öyle bir hücum ediyordu ki savunma defoları ortaya çıkmıyordu. Beşiktaş hücum edemediği zaman, topa hakim olamadığı zaman o defoların ortaya çıktığını biz şampiyon olduğu iki kupayla kapattığı sezonda da gördük bazı maçlarda. Bunu hep konuştuk. Bu sene bütün bir şeyleri kaybedince, o anlamda becerileri kaybedince ki genelde Abubakar'a bağlanıyor. Hiçbir itirazım yok. Abubakar'ın yokluğu çok önemli elbette ama bence orta saha kurgusu. Beşiktaş bu sene aynı hücum sürekliliğini sağlayabilecek orta saha kurgusu başta da Atiba'yı. Atiba'nın geçen yılki performansını çok arıyor. Şimdi kayıp biçimi değişiyor. Bir de o var. Top kaybedersin. Top kaybetme sayıları değil sadece mesele. İstatistiğin tam olarak söylemediği bir şey. Top kaybetme biçimi. Beşiktaş'ın geçen sezona göre top kaybetme modeli değişti. Yani çok kolay top kaybediyor. Çok basit top kaybediyor. Basit top kaybediyor. Basit top kaybettiğinde de o topu kazanmak için odaklanan adamın sezgisel rekorda olmasını bekleyemiyorsun. Burada birkaç pozisyonu göstermiştik. Ne kadar basit top kaybı yaptın. Larin Batshuayi'nin. Yani etrafında baskı yokken. Kalabalık değilken. Kalabalık aynen değilken. Öyle. Şimdi baskı altında top kaybedeceğini seziyor. Wellington, Atiba, Joseph falan. Ona göre dublaj yapıyor. Baskı alttaki oyuncunun etrafına. Ama baskı altında değillerin. Baskı altında değil Batshuayi. O kadar kolay top kaybediyorlar ki. Hücum planından savunma planına geçiş zorlaşıyor. Futbol geçiş işi. Niye bu kadar geçiş sözcüğünü çok kullanıyoruz? Futbol geçiş işi. Savunma, dün de Chelsea Liverpool maçını izleyen spor severler mesela Liverpool'un 30 dakikada nasıl Chelsea'yi ilk 30 dakika itibariyle evet. Söylüyorum ama tamamında değil. 30 dakika nasıl Chelsea'yi paramparça ettiğini görmüşlerdir. 30 dakika için söylüyorum sadece. Niye? Savunmanın hücum planında o kadar hızlı geçiyorlar ki hücuma geçtiğini anlamıyorsun. O kadar süratli ikinci gol oldu. Trent Salah'a oynadı. Salah bir anda bir çalımla kaleye girdi. Gol olduğunu anlamadık. O kadar hızlı geçiyorlar ki hücum planına. Şimdi futbol geçiş işi. Savunmanın hücuma hızlı geçtiğinde rakip savunma planını orijinal savunma yerine alamıyor. Hücumdan savunmaya hızlı geçtiğinde de çabuk geri kazanıyorsun. Şimdi hücumdan savunmaya özellikle hızlı geçebilmen için ne olması lazım? Top kaybedeceğini sezmen lazım. Ya da kaybetmemen lazım. Ya da kaybetmemen lazım. Kaybetmemek mükemmel bir dünyada. Evet, kaybetmemen lazım. Barcelona 2009-2011 pek kaybetmiyordu. Çünkü Xavi'si Iniesta'sı vardı. Bir daha Xavi Iniesta gelmedi dünyaya. Dolayısıyla kaybediyorsun. Ama kaybettiğin yer önemli. Kaybetme biçimi önemli. Kaybetme modeli önemli. Beşiktaş sezemediğin yerlerde kaybediyor. Daha zor sezeceğin yerler. Larin ve Batshuayi beklenmedik kayıplar yapıyor. Baskı altında değilken kaybediyor. O yüzden Beşiktaş'ın geri kazanma hissesi düştü. Dolayısıyla geçiş hücumu vermeye başladı. O şekilde gol yemeye başladı. Pozisyon vermeye başladı. Oyun çok fazla geliyor gidiyor. Gelen çünkü giden kendisi, oyunu kontrol etmek zor. Kendisi atağa kalkarken basit top kaybı yapıyor. Evet. Tam böyle ileriye fırlamışken hop bir anda geri koşmak zorunda kalıyor. Onlar çok sıkıntı oldu. Rıdvan Rozu'ya hücum planına geçmiş iki bekin. Öyle bir top kaybediyor ki Larin ya da Batshuayi. Savunma planına geçiş zorlaşıyor. Evet. Beşiktaş'ın bu kadar yüksek topla oynayıp puan tablosu bu kadar geride kalması böyle açıklamak lazım diye düşünüyorum. İkinci önemli detay da bu tabloda Trabzonspor'un orta sayısı. Bakın ligin çok kritik kader noktalarından biri bu. Trabzonspor orta yapmıyor. Trabzonspor kenar hücumu yapıyor. Yerden oynuyor. Ama orta yapmıyor. Abdullah Avcı Başakşehir'deyken de bunu çok güzel oturtmuştu. Başakşehir hala onu sürdürüyor. Hatta Emre Belözoğlu biraz böyle orta yapan bir takıma dönüştürmeye çalışıyor. Çünkü Okaka var artık hani orta istiyor. Ama Başakşehir hala orta yapmıyor. Başakşehir kanatlarını hala yerden oynuyor. Trabzonspor'da da Abdullah Avcı bunu işte Bruno Perez'lere, Dansville'lere, İsmail'lere zaten Vakayeme'ye falan oturtmak bunu çok Abdülkadir'lere oturtmak çok zor değil. Ama beklerine de oturttu. Bekler de bindirse kanatlardan Trabzonspor yerden ayağa ceza alanı yay çevresine isabetli pas işini çok geliştirdi. O yüzden de oralardan mesela Bakasetas'ın gol bulma ihtimali arttı. Vakayeme'nin gol bulma ihtimali arttı. Kanat varyasyonlarını
havadan yapmıyorlar, topu kaldırmadan yapıyorlar. Yerden yapıyorlar. Ligde çok önemli fark yaratan, ligde bu farkı en iyi açıklayan istatistiklerden biri Trabzonspor'un çok fazla orta yapmaması. Peki Uğur Bey, Trabzonspor demişken şunu soracağım. Sezona bambaşka bir Trabzonspor başladı. 9. 10. haftadan itibaren ise daha pragmatik, sonuca daha çabuk gitmeye çalışan, eksik kalsa dahi vazgeçmeyip kazanma şansları yakalayan, maçları berabere bitiren ve ilk yarının sonlarına doğru o pragmatik oyunu daha da iyileştirmeye çalışan, daha da iyileştiren bir Trabzonspor gördük. Böylece kabaca özetleyebiliriz herhalde Trabzonspor adına ilk yarıyı. Ancak kötü oynadığı maçlar olmadı mı? Oldu. Zor duruma düştüğü maçlar olmadı mı? Oldu. Bir kişi eksik kaldığı maçlardan bahsetmiyorum. 11-11 oynadığı halde kötü oynadığı, topu rakibe bıraktığı vesaire karşılaşmalar oldu. Ancak Trabzonspor'un oyununu, ya da şöyle sorayım, kazanma alışkanlığı ya da onun verdiği mental güç ne kadar önemlidir bu işte? Çünkü şunu düşünüyorum. Trabzonspor kötü oynadı. Oynadığı 2-3 maç oldu. Çok fazla değil belki ama 1-2 ya da 2-3 maç oldu, ya da 2,5 maç oldu. Trabzonspor'un kötü oynadı. Buna rağmen puan kazandı, 3 puan kazandı ki hoca Abdullah Hoca da maç sonunda değerlendirdi zaten. Bir mağlubiyetle kapadı ilk yarıyı. Bunu bileşenlerine ayırmaya kalksak Trabzonspor'un ilk yarısında bu kazanma alışkanlığı ya da bu kazanan oyun mu demek lazım bunun adına ya da mental güç mü demek lazım? Nasıl önemli, evet, ayırabiliriz bileşenlerine? Geriye pek düşmediler. Zaten bugün vereceğiz galiba. Trabzonspor çok fazla ligde geriye düşmedi. Geriye düşmemek tabii bir var onun da istatistiği, önde oynama alışkanlığı. İster misiniz onu? Yani dilerseniz hazır yeri gelmişken. Reji hazırsa verebilir miyiz lütfen? Buyurun. Çok 19 müsabakada toplamda 2 maç falan hani değildir. Geriye düşme kaç? Bu Tolga, bu önde oynama. Önde oynama. Bizim önümüzde o var galiba ya. Var mı? Yok, bizde o yok. Ama sende var Tolga. Trabzonspor geride oynadığı dakika var mı? Söyleyecek şimdi Uğur Beyciğim. Yani 170 falan diye hatırlıyorum. Geride oynadığı dakika 170. O civarda. Evet. O bile değilmiş, 156'ymış. 156. Çok acayip değil mi? Gerçekten 19 maç. Acayip. Ortalama 10 dakika bile değil. Ben o kadar az olacağını dedim ki kesin yanlış baktı bu sefer Uğur Melek'e ama yok değilmiş. Ortalama 8 dakikaya falan geliyor yani maç başına. Şimdi Trabzonspor'un tabii sürekli önde oynaması, sürekli galip gelmesi şüphesiz kazanma alışkanlığı acayip bir hayat da öyledir ya. Yani kazanan insanlar bir de şanslıdır. Ya da bize öyle gelir. Adam zaten çok başarılıdır, zengindir ve bakarsın bir de yakışıklıdır, bir de şanslıdır. Biraz böyle galiba hayatın böyle bir şeyi var. Kaidesi var, kuralı var yani. Trabzonspor'un ilk yarıdaki hikayesine baktığın zaman mesela Konya maçı gerçekten şanslıydı. Konya'nın kazanması lazım. Göztepe maçı. Normal şartlarda. Normal evet. Şart. Şimdi burada eğri yeri doğruya doğru yani. Konya Spor'da Süper Lig'in takımı, Trabzonspor'da aynen, neyse öyle. O. Göztepe maçı, Göztepe'nin kazanması lazım. Göztepe, Konya Spor, Galatasaray maçı bu arada Konya Spor'un 3-1 kazanması lazım. Yani Konya'nın böyle çok şanssız maçları oldu. Evet. Konya-Trabzon maçı Konya'nın kazanması lazım. Göztepe-Trabzon maçı Göztepe'nin kazanması lazım. Adana-Demir-Trabzon berabere bitmesi lazım. Beşiktaş-Trabzon berabere bitmesi lazım. Normal futbol koşullarına bana sorarsan. Ama bakıyorsun Trabzon bu maçlardan Beşiktaş'ı yenmiş, Adana-Demir'i yenmiş, Göztepe'yi yenmiş, Konya'yla berabere kalmış. 4 maçtan 3-4 puan çıkarabilir biraz şanssız olsa 10 puan çıkarmış. Ama şans da böyle kazanma alışkanlığı ve önde oynama alışkanlığı olanın yanında biraz da futbolda. Yani bu şans boşu boşuna değil. Trabzon'un yanında olması diye düşünüyorum. Sizin sorunuza gelince kaybetseydi bir yerde mesela ben burada şimdi sır değil. Trabzon'un o kötü oynamaya başladığı süreçte böyle sallanmaya başladı Beşiktaş maçı, Göztepe maçı. Puan kaybedecekler dedim. Puan kaybedecekler. Hele Bakasetas'la Vakayemen'in de birinin ikisinin eksik olduğu dönem oldu. Dedim ki ya bu oyun da düşüyor. Pragmatik bir oyun oynanıyor. Bakasetas'la Vakayeme'de bir ikisi eksik oluyor. Trabzon bu süreçte liderliği kaybetmez elbette ama puan kaybeder dedim. Çok az bir Antalya maçı. Antalya maçı doğal Antalya'nın kazanması ama bakıyorsun çok öyle kritik bir puan kaybı da yapmadı. Ligin ikinci yarısı ne olur? Şimdi Vakayeme düzeldi. Bakasetas da ritim bulacaktır. Henüz ritim bulamamıştı ama oynaya yavaş yavaş ritim buldu. Ya öyle bir yerde geldi ki devre arası. Yani dediğim gibi hani bir adamın hem zengin, hem yakışıklı, hem uzun boylu, hem Harvard mezunu, hem de şanslı olması gibi bir şey yani. Şimdi Trabzonspor'un eksik oyuncuları da doğru zamanda dönüyor. Kouassi galiba Afrika Kupası'na gidiyor değil mi? Kouassi'yi transfer ettiler ama hemen faydalanamayacaklar.
Stoperleri sakatlandı. Tabi böyle faktörler var. Ama Vakayeme ile Vakayeme'nin dönmesi ve Bakasetas'ın da form tutması şu aşamada önemli. Yine o dominant oyunlarını Bakasetas ve Vakayeme ile oynayabilirler. Biraz da oynayamamaları, pragmatiğe dönmeleri Vakayeme'nin yokluğu veya sallanması formunun ve Bakasetas'ın sakatlığı. Bir de sol bek herhalde takviyesinde bulunurlarsa. Evet, söyleniyor. Stoper kesin. Edgar Hugo ikisi birden yok. Sol bek, yani Dansville'i nerede değerlendirdiğine göre. Dansville'i stoper değerlendirirse sol bek. Dansville'i sol bek diye düşünürse stoper. Dansville'in asıl mevkii zaten stoper. Geçen evet, hafta da işte önceki nasıl hafta da konuşmuştuk. Ve oynadığı maçta da gayet iyi oynadı. İyi oynadı. Stoper oynadığı maçta. Ama şimdi Dansville, Hüseyin, Ahmet Can kaldı. Stoperler penceresine. Değil mi? Doğru. Unuttuğum birisi yok. Doğru. Edgar Hugo'nun eksikliğinde. Herhalde stoper takviyesi yapacak. Sol bekte yapabilir mi? Tabii yaparsa iyi olur. Ön tarafa kanat takviyesi yaptı Kouassi. Ama Cani de şeye gidiyor. Afrika Kupası'na gidiyor. Ya Afrika Kupası tabii birçok takımın şu anda ayarlarını sarstı. Evet. Bir sonraki sayfamız gelsin ekranlara. Burada yine hücum performansları. Şut ve isabetli şut. Fenerbahçe 260 şutta 106 isabet ile, isabetli şutta birinci. En çok şut atan takımsa 285 ile Galatasaray olmuş. Yine Trabzonspor'un şut sayısı dört büyükler arasında en düşük, ancak attığı gol sayısı en fazla. Burada da bir kez daha gole çevirme oranının yüksekliğine işaret edebiliriz. Aslında oyunu çok klasik bir cümleyle, Trabzonspor'u çok klasik bir cümleyle şey yapabiliriz herhalde. Diğer hiç kimseye haksızlık yapmadan özetleyebiliriz. Atanı ve tutanı çok iyi bu sezon. Doğru. Performans olarak da bunu sahaya net bir şekilde yansıtabilmişler. Kesinlikle. Bir defa Uğurcan ligin yani ayar belirleyicisi oldu. Yani çok 11 gol fark yaratmak nedir ya? 25 beklenti varken gol beklentisi 14 yemek kalede. Çok ya çok büyük fark. Puan farkını ya, takımı oyunda tutan isimlerden bir tanesiydi. Evet. Takımın düştüğü Avrupa'da zamanda var mıdır? Avrupa'nın 5 büyük ligi artı Süper Lig diye istatistik tutuyorlar ya, tutabilirler arkadaşlar. Buradan haber öneririz. Tolga, 5 büyük ligin XG değerleri var elimizde. Bakabiliriz onu yarına. 5 büyük lig artı Süper Lig. O biraz bizde, ayrıntılı olacak. Evet, biz yarına eleştirdiğimiz bakalım. Şeyi yapalım. Yarına bakabiliriz. Uğurcan'dan daha fazla XG farkı yaratan kaleci var mı? Bir tanesi ya, bu. Yanlış hatırlamıyorsam eğer Süper Lig programında Güntekin Onay bakmıştı ona. Ama yanlış hatırlıyor da olabilirim. Cornelius'u çok net hatırlıyorum. Cornelius'un gole çevirme oranı en yüksek futbolculardan bir tanesiydi bizim ligimizde. Avrupa'da da neyse, hadi şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Belki yanlış, çünkü çok şey seyrettiğimiz için zaman zaman karışabiliyor. Sanki Güntekin Onay bakmıştı ona ve Uğurcan'ın performansı Avrupa'nın da zirvesine çıkmıştı, ama yarın ayrıntılı bir şekilde getiririz ekranlara. Tamam. Burada bir başka dikkat çekici detay da Fenerbahçe'nin faul sayısı, lig lideri. İşte bu Pereira dönemi stratejisinin arazilerinden biriydi. Kaybedilen toplarda hemen faul yapmaya odaklı takım. Fenerbahçe hiç hücum sürekli sağlayamadı. Yani Fenerbahçe kaybettiği yerde geri kazanmaya değil de faul yapıp çabuk hücumu kesmeye odaklandı. Hücum sürekliliği aramadı. Aramadı. Yapamadı değil, aramadı. Aramadı. Aynen, doğru doğru tabir o. Stratejik olarak. Doğru, kesinlikle. Ama büyük takım hücum sürekli arar. Büyük takım kaybettiği yerde kalabalık olması lazım ki geri kazanabilsin. Fenerbahçe kaybettiği yerde kalabalık değil, çünkü hücuma kalabalık gelmiyordu Pereira döneminde. O yüzden bu kadar çok faul yaptı. 275 faul. 19 maçta ortalama yaklaşık 15. 14-15 arası. Fenerbahçe'nin faul istatistiği Pereira oyununun bir göstergesi. Top kapma istatistiği bize burada bir şey ifade ediyor mu Uğur Bey? Top kapma yüzdesi, bir de bu yüzler birbirine çok yakın. O yüzden bilmiyorum, ben bir yorum yapamadım. Ama top kapma sayısı olsa belki. Şimdi şeyi düşünüyorum. En yüksek kim burada? %59.3. Ama yakınlar ya. Beşiktaş topla oynama yüzdesi en fazla olduğu halde. Top kapma yüzdesi de en yüksek. Dört büyükler arasında eğer %59 ise Beşiktaş'ın, dediğiniz gibi net bir şekilde top kayıplarını ifade ediyor. Edebilir, doğru, öyle bir korelasyon kurulabilir. Yani o kadar çok top kaybetmiş ki tekrar kazanma şansı bulmuş diye de düşünülebilir mi, yoksa zorlama mı olur bu? Sayıyı bilmek lazım, çünkü doğru. Bu yüzde. O zaman sayıyı bilmemiz lazım. Lütfen izleyicilerimizden rica ediyorum, bu cümleleri kayda almasınlar. Kayıttan çıkarsınlar, değerlendirmesinler.
Bir soru, doğru olabilir. Doğru olabilir. Haklı olabilirsiniz. Ama tabii varsayımsal olarak oldu. Evet, onaylayabilmem için sayıları bilmem doğru lazım. Önde oynadığı dakika itibariyle ilk yarıda Trabzonspor en çok önde oynayan takım ki az önceki ne kadar geride oynadı? 156 dakika hakikaten çok az değil mi? Geçmiş, evet. Onu Medipol Başakşehir takip ediyor. Özellikle Emre Belözoğlu'nun gelmesinden sonra hiç geriye bakmayan bir grafik. Hep yukarıya tırmanan bir grafik. Birçok alanda oyuncu bazında da oyuncu performansı anlamında da istatistiki anlamda da hiç geriye bakmayan bir grafik çizdi Medipol Başakşehir takımı. Burada şaşırtıcı olan Kayseri 84 ile evet Yukatel Kayseri Spor. İnanılmaz. Önde oynadığı dakika. Ne kadar çok öndeyken şey kaybetmiş, irtifa kaybetmiş. İlginç, gerçekten ilginç. Dün yine Premier Lig'e değineceğim ama hafta sonu Premier Lig'de Manchester City, Arsenal, sonra da Chelsea, Liverpool oynadı ya. Evet. Dolayısıyla çok çok analiz yapıldı. Sezon belirleyici bir hafta olduğu için. Dün Jamie Carragher demiş ki, şimdi yorumculuk yapıyor malum Liverpool efsanesi. City bu sezon öne geçtiği 17 maçın 17'sinde kazanmış. Öne geçtiği maçlarda hiç kayıp yapmamış. Yani koruma konusundaki başarısı Liverpool 17-12. Liverpool 5 tane öndeyken puan vermiş. Ki dün de puan verdi. 2-0 öndeyken Chelsea'ye puan verdiler. Şimdi bu tabii sezon kaderi arasında belirleyici olarak City ile Liverpool arasında şu an 10 puan mı var? 10 puanı belirleyen faktör işte. Öndeyken koruyamıyorsun. Burada da Süper Lig'in geneline baktığımız zaman Kayseri'nin koruyamaması ve şu an 13. basamakta olması enteresan. Kayseri bu anlamda bir kriz yaşamış. Maçların son 15 dakikalarında gol yeme sayıları. Yani 75'ten sonra uzatmalarla beraber işte 75-80'den sonra Trabzonspor hiç yememiş. Oyunu tutmayı başarmış. Fantastik. Yani. Galatasaray 4 gol görmüş kalesinde. Fenerbahçe 5 gol görmüş kalesinde. Ve zaten sezonun özeti diyebileceğimiz Beşiktaş 10 gol görmüş kalesinde. Oyunun özeti. Evet. Beşiktaş'ın oyununun özeti. Kat ettiği mesafe anlamında da gerisinde kaldığı muadillerinin. Süper Lig'inde kat edilen mesafe anlamında 20 takımda galiba 16.ydi Beşiktaş. Çünkü maçların sonuna doğru diri kalamadılar. Bu diri kalamamanın neticesi olarak son 15 dakikada 10 gol yemeleri yedek bankının sonuç. Da zayıf olması bunda bir etkendir tabii. Onun da not olarak düşelim. Yedek bankı zayıf mı? Yedek bankından katkı mı alamadı? Yedek bankından katkı alamadı. Yok, hangisi zayıf da olabilir. Bu tartışılabilir. Şimdi ilk başta yaptığı değişiklikleri hatırlayın. Hoca Gökhan Töre'yi sokuyordu. Sokuyordu oyuna. Ama Kenan'ı sokuyordu. O Kenan'ı sokuyordu. Salih'i sokuyordu. Oyun anlamında herhangi bir verim alabildiğini söylemek mümkün mü? Değil. Sonrasında zaten o isimler hiç girmemeye başladı. Yedek bankı o zaman zayıf değil, verim alamadı. Böyle çünkü Salih kötü oyuncu değil. Belki ikisini de diyebiliriz, evet. Sezon başı transfer etme şansı olsa Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin mesela Salih transfer etmek isteyebilirlerdi. Oğuzhan yedek bankındaydı uzun süre ve kötü oyuncu değil. Hep söylediğiniz Kenan, şey gözü parlayan oyuncu. Genç kardeşlerimizden Serdar gibi genç kardeşlerimizden acaba hiç değerlendiremez miydi? Sergen çok güç kaldı Sergen Hoca. Yani ben bu adamlardan verim alamıyorum. O zaman bir de burayı deneyeyim. Denemez miydi acaba? O kadar büyük bir risk midir bu futbolda? Önder Hoca yaptı kısmen. Verim de aldı aslına bakarsan. Sergen Hoca çok geç kaldı. Oralara bakmakta, onları değerlendirmeye. Güven çok uzun zaman unutuldu yani. Güven diye bir oyuncu yok gibi geldi bize. Ligin sonunda katkı yaptı. Can Bozdoğan Sergen Hoca ile beraber başladı. Katkı yaptı. Serdar Saatçi son bölümde, Montero son bölümde. Ki Montero bayağı as stoper oldu Beşiktaş'ın. Vida'nın as partneri oldu. Son bölümde o zaman madem Montero demişken şunu sorayım. Güven veriyor mu Montero sahadayken size? Hocam 21-22 yaşında stoper güven veriyorsa Milan'da oynar. Yani stoper için küçük bir yaş. Stoperler biraz geç olgunlaşır. Santriforlar geç olgunlaşır. Mesela Luca Toni'ye bak 21-22 yaşında nerede? Jamie Vardy'ye bak 21-22 yaşında neredeydi? Stoper ve santrfor çünkü çok sorumluluk alan bölgedir. Hatasına çok kolay fatura kesilir. O yüzden geç olgunlaşır. Stoper ve santrfor orta saha oyuncusu çok daha erken oynayabilir. Şimdi Gavi, Pedri 17-18 yaşında oyuna hükmediyor falan diyoruz da koy bakalım stopere. Daha doğrusu stoper olsaydı orijini o kadar kolay değildi. Santrfor olsaydı o kadar kolay değildi. Kaleci zor.
Donnarumma 50 yılda bir tane çıkıyor yani. Kolay çıkmıyor. Bunlar biraz geç olgunlaşıyor. O yüzden Montero güven verir mi? Şu anda Serdar güven verir mi? Tabii ki zaman alır ama ısrar etmen lazım. Ama orta saha oyuncusu olsa hemen 17 yaşında Pedri kafası dik filan oraya oynuyor, buraya oynuyor, güven veriyor. Çünkü sağını solunu arkasını toparlayan var. Evet, hata yapma riski var. Hata yapma kredisi var ama stoperin hata yapma kredisi yok. Santrfor hata atamayınca santrfor tamam çöpe atıyorsun. O yüzden bunlar biraz zaman alıyor. İlk golü attığı maçlardaki performansı dört büyüklerin yine. Şöyle bakayım, Trabzonspor ilk golü attığı 13 maçta ilk golü atmış. 11'inden galibiyet çıkarmış. Bir beraberlik, bir yenilgi. Fenerbahçe 11 maçta ilk golü bulmuş. 8 galibiyet çıkarmış. 2 beraberlik, bir yenilgi. Beşiktaş 7 maçta ilk golü bulmuş. 4 galibiyet çıkarabilmiş. 2 beraberlik, bir yenilgi. Galatasaray 9 maçta ilk golü bulmuş. 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi. Özellikle Beşiktaş'ta Galatasaray için herhalde oyunu tutamama konusundan bahsedebiliriz ki özellikle Marcao'nun ceza alıp 8 maç yokluğu esnasında bunu fazlasıyla yaşadı. İlk golü atma sayıları da az. Beşiktaş 19 maçın sadece 7'sinde ilk golü atabilmiş. Galatasaray 9'unda atabilmiş. Az değil mi? Büyük takımlar. Doğru. Bak Trabzon 13, Fenerbahçe 11. Evet. Daha fazla maçta ilk golü atmalılar. İlk golü atma sayıları da az. Demek ki yani Beşiktaş kötü bitiriyor demiştik. İyi de başlayamıyor. İyi de başlayamıyor. İyi de başlayamıyor. Buradan onu anladık. Galatasaray da oyuncu değişiklikleri konusunda bence ilk yarıda Fatih Terim zaten çok iyi verim alamadı. Bunu yine iki pencereden değerlendirebiliriz. Acaba kulübesi mi yetersiz, oyuncu değişiklikleri mi yanlıştı? Oyuncu değişikliklerinde çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani mesela birçok maça bence 4-4-2 başlaması gerekirken 60'tan sonra 4-4-2'ye döndü. Ligin ilk bölümünde mesela Babel'i çok fazla kullandı. Birçok oyuncunun önünde kullandı. Ve maçların sonunu getiremedi. Oyuncu değişiklikleri konusunda da Fatih Terim'in ilk yarıdaki puanının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Özellikle oyunu tutma konusunda Beşiktaş ve Galatasaray ilk yarıda oyuna giren oyuncular konusunda Trabzonspor ilginç bir şekilde. Fenerbahçe'ye zaten hani söyleyecek bir şey yok. Çünkü 1-11'i var sahada. Neredeyse 1-11'i var. İlk 11 olabilecek yedekte. Evet. Onu ayrı koyalım. Ama Trabzonspor'un da özellikle bazı mevkilerde sıkıntı yaşadığı şeyde, dönemde yedek bankından gelen oyuncular da şeyi aratmadı. As oyuncuları aratmadı. Doğru. O konuda da Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Dediğim gibi Fenerbahçe'yi o açıdan değerlendirecek bir tarafı yok yani. Yusuf Sarı bir maç kazandırdı. Abdülkadir Ömür kötü başladığı sezonda sonradan çiçek açtı. Siopis yavaş yavaş dakika aldı. O pozisyonda var oldu. Dorukhan yine sezon başı yoktu ortalıkta. Sakatlığı da vardı. Hem sağ bek hem ön libero önemli katkı yaptı. Yani sezon başı yedek banka gibi gözüken oyuncular ilk yarının sonunda bayağı as statüsüne geldiler. Geçelim ilk golü yediği maçlardaki performanslarına takımların. Trabzonspor 5 maçta ilk golü kalesinde görmüş. Bu 5 maçın 3'ünü galibiyette, ikisini beraberlikle tamamlamış. Hiç mağlubiyeti yok. Fenerbahçe 8 maçta ilk golü kalesinde görmüş. Bu maçlardan bir tane galibiyet çıkarabilmiş. Beşiktaş 11 maçta ilk golü kalesinde görmüş. Maçın ilk golünü. Buradan 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet çıkarmış. Galatasaray 9 maçta ilk golü yemiş. Kalesinde ilk golü görmüş. 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi çıkarmış. Yani oyunu çevirme konusunda da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Trabzonspor'un gerisinde olduğu rakamlarla ortada. Bu kadar ilk golü yemeleri de şaşırtıcı yani. Neredeyse yarısı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Doğru. Maçların neredeyse yarısında ilk golü yiyorlar ya. Büyük takımlar bu kadar maçta ilk golü normalde yemez. Büyük takım davranışı değil yani. Beşiktaş'ın 19 maçın 11'inde İlk golü yemesi fantastik. Evet. Geriye dönüp sezonlara baksak çok nadirdir herhalde. %50'nin üzerinde ilk golü yemeleri maçlarda ama Trabzon'un da hem sadece 5 maçta ilk golü yiyip hem de bunların hepsini çevirmesi, hiç yenilmemesi müthiş. Müthiş yani. Trabzon bütün istatistikleri parçalıyor. İstatistiklerimiz bu kadardı. Uğur Bey, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederiz. Yarına şeye bakarız.
Uğurcan'ın Avrupa 5 evet, büyük, ligi. Dixi farkı. Bir de şuna bakabiliriz. Hani önde oynadığı dakikalara baktık ya. Yarın önde oynadığı, beraber oynadığı, geride oynadığı dakikalar. Bir daha onlara bakarız. Tamam. Bence o da bir şey söyleyebilir. Foto Maç gazetesinden varsa yoksa Süper Kupa. Kartal'da gözler final maçında siyah beyazlılar maçı alıp hem 2022'ye kupayla başlamak hem de ikinci devre öncesinde moral bulma amacında. Siyah beyazlı takımda gözler çarşamba günü Katar'da Antalya Spor'la oynanacak Süper Kupa finalinde. Kara Kartallar bugün Doha'ya uçacak. 2022'ye galibiyet ve kupayla başlamak isteyen Beşiktaş böylece sezonun ikinci yarısı öncesi de moral depolama amacında. Öte yandan Beşiktaş'ın başında 7. maçına Antalya Spor'la Süper Kupa için çıkacak olan teknik direktör Önder Karaveli eğer kupayı kazanırsa kariyer zirvesi yapacak. Süper Kupa 5 Ocak'ta Katar'da Ahmet Bin Ali stadında saat 20.45'te oynanacak. Siyah beyazlı yönetim bir yandan yabancı teknik direktör arayışlarını da sürdürüyor. Genç futbolcuların gelişiminde etkili olacak eğitmen bir teknik adam arayan Beşiktaş'ın ilk hedefi sezon sonunda bu projeyi hayata geçirmek. Siyah beyazlılardaki şu anki ortak düşünce Karaveli ile Önder Hoca ile Önder Karaveli ile sezonu tamamlamak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vida'ya Premier League ekibi Watford talip oldu. Şimdi bunu kenara bırakalım. Önce Süper Kupa isterseniz transfer işini Süper Kupa'dan sonra konuşuruz. O yüzden Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Milliyet Gazetesi'nde de Antalyaspor'un, Fraportov Antalyaspor'un teknik sorumlusu, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in sözleri var. Beşiktaş'ın kalitesi ortada cümlesi başlığa çıkarılmış. Yüzdeye vuracak olursak diyor Nuri Şahin. Tabii ki favori Beşiktaş. Önder Hoca ile iyi bir çıkış yakaladılar. İyi, güzel şeyler yapıyorlar ama biz de hazırız kupaya. Kendimden çok camia için, kulüp için istiyorum diye konuştu demiş gazete. Zor bir fikstür, Antalya fikstürü. Nerede oynarsanız oynayın. Çünkü Süper Lig'in sürüye uymayan Martı Jonathan Livingston'larından biri Nuri Şahin. Sadece üçlü savunma oynattığı için değil, üçlü savunma oynayan takımlar dönem dönem Süper Lig'de oldu. Sezon başı Malatya İrfan Buz'la üçlü savunma oynadı. Mustafa Denizli'nin Altay'ı zaman zaman üçlü savunma oynuyor. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'si zaten en yaygın ve en bilinen örneği. Mesele sadece üçlü savunma oynamak değil. Üçlü savunma oynarken Antalya Spor'un kanat beklerinin hücumcu gibi oynayabilmesi. Yani adı üçlü ama realitede beşli değil Antalya'nın savunması. Gerçekten üçlü. Hücumda bir anda gerçekten 7 kişiyle kalabalıklaşabiliyorlar. İki kanat beki genelde Bünyamin ve Güray. Zaman zaman Floranus ve Güray. Ama şu anda tahmin ediyorum Bünyamin ve Güray olacaktır. Herhalde Poli oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Var mı muhtemel 11'ler? Daha erken değil mi? Daha erken. Tabii. Daha erken. Herhalde Bünyamin ve Güray olacaktır diye düşünüyorum. Öne yaptıkları katkılarla işte önde kim oynuyorsa Doğukan ve Gaça, Doğukan ve Gökdeniz kim oynuyorsa oraya yaptıkları katkılarla bir anda bir asimetri yaratıyorlar. Savunan takım bir anda karşısında umduğundan daha fazla oyuncu buluyor. Beklerinden daha fazla oyuncu buluyor. Orada yarattıkları asimetriyle de ikili oyunlarla da özellikle Güray Gökdeniz ligin en iyi ikili oyunlarını yaratan ikililerinden dengesizlik yaratıyorlar. Bunu ligde Trabzonspor yenerken de ispat ettiler. Galatasaray'ı yenememelerine rağmen Galatasaray'a karşı ikinci yarı oyunlarıyla ispat ettiler. Yani büyük takımlara karşı da pekala bunu yapıyorlar. Bu bir tek maçlık bir oyun. Final dememek lazım. Adı final ama tek maçlık bir oyun. Tek maç netice belli olacak. Antalya dolayısıyla varınıyor, onu ortaya koyacak. Önder Hoca her zaman yaptıklarından biraz daha farklı bir şey yapması gerekecek bence. Daha fazla, biraz daha önlem odaklı. Yani ben Antalya ile oynasam Antalya'nın oyununa odaklanırım. Her takım için aynı şey söylemiyorum. Bazı takımlar birbirine çok benziyor Süper Lig'de. X takım yerine Y takımı koyuyorsun. Çok fazla bir şey değişmiyor. En son Galatasaray maçında Antalya Spor'da Bünyamin özellikle daha içte oynamıştı. Bu sefer herhalde mevkiine geçecektir değil mi? Tahmin ediyoruz. Az önce de söyledim. Poli yoktu o maçta. Çünkü çok Freddy var. Poli var diye tahmin ediyorum. O zaman herhalde Bünyamin kanatta oynar diye tahmin ediyorum. Verim alamadı o şeyden. Stoperlerde bir eksiklik var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Çok verim alamadı çünkü daha doğrusu kanattaki performansına kıyasla. Evet. İki türlü eksiliyorsun. Hem Floranus kanatta Bünyamin performansı vermiyor. Hem de Bünyamin merkezde evet. Poli performansı vermiyor. İki türlü eksilmiş oluyorsun. O anlamda 36 yaşındaki Hakan Özmert geçen sezonun önemli oyuncularından bir tanesiydi.
bu sezon hani daha fazla faydalanabilselerdi belki Poli'ye bir seçenek olabilirdi ama Nuri Hoca da tek direktör oldu. O da orada bir seçenekti. Antalya'nın o bölgesi bir anda daraldı. Gelelim işin transfer boyutuna, tüm takımlar için elbette. Bu özelde Beşiktaş'ta başlayalım. Önümüzdeki hafta açılacak devre arası. Başlayacak devre arası transfer dönemi değil mi? Önümüzdeki 8'i galiba. Önümüzdeki hafta. 8'i cumartesi mi oluyor? Pazar mı oluyor? Cumartesi oluyor galiba. Niye onu cumartesi pazartesi olsun? Ben yanlış söylüyor olabilirim. Niye cumartesi başlasın? Cumartesi değil mi? 8'i. Tolga, onu bir netleştirebilir misin? Önümüzdeki hafta pazartesine itibaren diye kalmış benim aklımda ama. Uğur Bey'le aşağı yukarı onu mu oluyor aynı şeyi söylüyoruz. Cuma mı yoksa pazartesi mi? Bir onu netleştirelim lütfen. Vida'nın az önce okumuştuk. Ben yarım bıraktım şeyden. Ha, 12 Ocak'ta önümüzdeki hafta, tamam, doğru hatırlıyoruz. Neredeydik? Fotomaç gazetesinde. Vida Watford'la anlaşacak demiş gazete. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Vida'ya Premier Lig ekibi Watford talip oldu. 3.4 milyon euro kazanan Hırvat futbolcuya siyah beyazlılar 1.5 milyon eurodan yeni sözleşme teklif etse de red yanıtı almıştı. Beşiktaş yönetimi Watford'la anlaşıp bütçeyi rahatlatmak istiyor. Diğer gazete sayfalarına ya da internet sitelerine bakacak olursanız eğer, elbette aklın yolu bir, insanların aklına şu geliyor. Hiç forma şansı bulamadığı, hiç katkı alamadığı 3-4 tane oyuncu var Beşiktaş'ın. Bunlardan bir tanesi Adem Dayıç, bir tanesi Jermaine Lens, bir tanesi Douglas. Evet. Bu oyuncuların da... Artı Ensakala. Ensakala. Bu oyuncuların da bir şekilde kulüpten gönderilip hem yabancı sayısından hem de mali olarak çok ciddi tasarruf yapabileceği düşünülüyor ki gerçekten de öyle. Çok ciddi tasarruf yapabilir Beşiktaş. 4 sezon önce gelmiş Vida Beşiktaş'a. Yani 29 yaşında yaklaşık. Hırvat milli takımın direkt oyuncusu. Sonra Dünya Kupası finali oynayacak. Ya da oynamış var mı geldi. Oynayacak olarak geldi. Beşiktaş'ın oyuncusuydu Dünya Kupası finali oynarken. O zamanki maaşın 3.4 olması çok garip değil. Onu anlayabiliyorum. Ama bugün itibariyle yaklaşık 33 olacak yaşı. Ve ülke koşulları, ekonomik şartlar. Ülkenin ekonomik koşulları geriledi. O 4 yaş aldı. Şu an kontratı tabii yaklaşık yarısının teklif edilmesi bana garip gelmedi. Beşiktaş'ın teklif ettiği kontrat. Üstelik hani 1 yıl veya 1+1 falan teklif edilse de garip gelmez bana. Çok uzun süre kontratı teklif etmeyebilirse 32-33 yaşına gelmiş bir oyuncuya. Beşiktaş'ın teklifi doğal. Ayrıca Watford'da daha yüksek bir teklif yapacak. Onu da merak ettim yani. Watford'un da çok daha yüksek teklifte geleceğini tahmin ettim. Watford'un o bölgede ihtiyacı var. Eski Bursaspor'la Trost Ekong oynuyor. Savunma göbeğinde son Tottenham maçında. O oynadı. Sierella ile beraber. Enkulu var stoper. Kabasele var ama Cathcart var. Orada eksiklikleri var. Takviye yapacak illa Watford. Takviye yapmak zorunda. Çünkü işleri iyi gitmiyor. Dört takım çok dibe vurdu. Premier Lig'de onların üçü düşecek. Watford da onlardan biri. Ozan'ın takımı takviye yapmak zorunda. Bilmiyorum. Yani menajer teklifleri de olabilir. Şu anda Watford için o kadar çok oyuncu geçiyor ki. Uluslararası medya Watford için, Newcastle için o kadar çok oyuncu geçiyor ki. Bir onu yaşayıp görmek lazım. Jermaine Lens'in kontratı bu Lens'in sezon. Lens'in sonsuza kadar yaptı ya. 2000... Gerçekten mi? 2022 sonunda bitiyormuş. Hayır. Evet. Gerçekten mi? Evet. 2022 onun sonsuza kadar değil mi? 2018'de yok. 4 yıllık. 2018'de yenilenmiş. Şimdi onu kontrol ettim ben de. Şuradan şeye bakacağım. Douglas'a bakacağım. Onu bulamadım ama bir türlü şöyle biraz büyütmeyi akıl edemedim. Ha, bu arada hiç konuşmadık. Aydınasic gibi bir şeyi de genci de kazanmıştı aslında. Tabii sakatlık nedeniyle. Sonra kadroya yazamadı. Sıkıntı oldu. Bunu da bak şimdi burada şeyi görünce aklıma geldi. Douglas'la 2022. Hepsinin bitiyor yani. 2019'da gelmiş takıma. 27 Temmuz 2019. O da 2022'de bitiyor. Dolayısıyla evet. Ama bitiyor da bir sezon daha yani işte bu sezon sonuna kadar. Yani Lens 1987 doğumlu. 1+4 kontrat yapmışlardı hatırlıyorum. Ama 30 yaşındayken 1+4 kontrat yaptı Fikret Orman yönetimi. Yani ne kadar mantıklı siz karar verin. Bir yılı kiralık ama bir yılın sonunda otomatik satın alma opsiyonuyla 1+4 kontrat yapmıştı. O kontratında +4'ü en azından 5 yaşın yük olmaktan öteye gitmedi. Adem'le için de bu yine son sezonu. 2022'de sezon sonunda 3 oyuncunun da bitecek kontratı. En sakalın da bitiyor. Onu saydık mı? En sakalaya bakmadım. Onunla 4. O da bitiyor.
Beşiktaş'ını ve ciddi maaş yüklerinden kurtulma sezonu gibi görünüyor. Transferde bu avantaj olarak Beşiktaş'a dönebilir. Doğru, tabii. O da bitiyor bu sezon sonunda. Transferde avantaj olarak dönebilir. Çünkü bunlar da yüksek maaş alan oyuncular. Adem Laiç eğer yanılmıyorsam 2.5'ün üzerinde. Lens de 2'nin üzerinde. Vida 3'ün üzerinde. Çok ciddi meblalar bunlar. Sakal'ın da o kadar değildir. Ama 1 ila 1.5 arasıdır. Yani ciddi ciddi meblalar. 10 milyon euroya yaklaşan bir maaş yükünden söz ediyor olabiliriz. Douglas'ı da katarsak bu bahsettiğimiz 5 oyuncu. 10 milyon euroya yaklaşan bir maaş yükünden bahsediyor olabiliriz. Dolayısıyla katkıdan ziyade önce Beşiktaş'ın önceliği biraz daha bunlarmış gibi görünüyor. Bu isimlermiş gibi görünüyor devre arası dönemde. Ama hani devre arası kolay bir dönem değil. Değil. Bu oyuncuların fiziksel durumunu da bilmiyoruz. Hani başka bir takım kiralamak ister mi vesaire. Bu maaşlarla da çok kolay değil. Evet. Bu maaşlar çok kolay değil. Özellikle bu ekonomik koşullarda. Diyelim ki Beşiktaş mali koşullarında bir fırsat buldu. Bir vardır yoktur bilmiyorum. Onu önce direkt şart olarak söylemek istedim. Buldu. Takviyeyi sizce ilk olarak nereye yapacak? Devre arasında mı bahsediyoruz? Sezon sonunda mı? Devre arasında. Şimdi Beşiktaş'ın acil. Bence Cenk transferi eğer gerçekçiyse, Cenk gerçekten gelecekse devre arasında bence nokta atışı doğru gibi geliyor bana. Çünkü Beşiktaş'ın dediğim gibi ilk yarıdaki en büyük sorunu ön tarafta forma rekabeti yaratamaması, Larin ve Batu Şahin'in ciddiyetsiz oyunları. Cenk dışında bir de yine çok transfere yakın olan bir başka oyuncudan daha söz ediliyordu. Kaan Ayhan'dan bahsediliyor savunmaya Kaan takviye Ayhan olarak. Ne seviyede bilmiyorum. Yine ön tarafaydı sanki. Arkadaşlarımız hatırlayabilirlerse anımsatabilirler. Cenk dışında ön tarafa bir takviye daha 5 gündemindeydi. Geçen hafta konuşmuştuk. Aa, ön tarafa, evet, hatta kanat oyuncusu. Kanat oyuncusuydu. Ön tarafa Beşiktaş'ın Cenk dışında bir takviye daha yapmasına bence fayda var. Çünkü yani Larin, Gezal ve Batshuayi üçlüsünü yedekleyen adam Güven. Ne Gökhan Töre'den o anlamda verim alabildin, ne Kenan'dan verim alabildin, ne de Enkudu'nun sağlık sorunları rekabet etme imkanı tanıdı. Ki Enkudu'nun da sakatlığı da uzun şimdi. Mart'ta geri dönüşünden söz ediliyor ki hangi seviyeye dönecek tartışılır. Yani Gökhan'dan, Kenan'dan verim alamadığı için, Enkudu da sakat olduğu için şimdi o Gezzeller'in Batshuayi üstünü muhakkak rekabete sokacak, muhakkak onları itecek, muhakkak onları motive edecek rekabet yaratman lazım orada. O yüzden Cenk transferi iyi. Orada bir rekabet yaratır. Yapabiliyorlarsa bir tane daha bence oraya yapmalılar birincisi. İkinci konu, Alex Teixeira hangi seviyede ikinci yarıya gelecek bilmiyorum ama ilk yarıda Josef'in yanına Beşiktaş iki oyuncu daha lazım. Pjanić sağlıklı olun, tabii Pjanić var ama hadi Josef ve Pjanić'in yanına bir oyuncu daha lazım. Bir türlü o oyuncu bulamıyor. Yani Oğuzhan'ı koyuyor olmuyor. Atiba'yı koyuyor da olmuyor. Alex Teixeira bir türlü tam anlamıyla başlayamadı. Can'ı koyuyor genç. Bir de oraya çözüm üretmesi lazım. Oyuncusu var ama çözüm üretmesi lazım. Sanırım bunları çözemediği sürece Beşiktaş, yani ideal bir orta üçlü bulamadığı ve ön tarafla rekabet yaratamadığı sürece bu gidişatı değiştirmesi zor. Cenk dışında belki ön tarafa bir rekabetçi oyuncu daha. Bir isim konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz ama hatırlayamadım. Evet. Ya ben de baktım, ben de yazılarını da bulamadım. Diğer iddialara baktığımızda söylediğimiz gibi stopere de Kaan Ayhan takviyesi ya da başka stoper takviyesi. Şimdi Kaan Ayhan tabii planlıyor gibi görünüyor Beşiktaş. Bu Ekuban, hatırladım. Hah, Ekuban vallahi bravo. Konuştuğun diğer önce Ekuban'dı. Yani hem santrforu tedirgin eder, hem kanat adamlarını tedirgin eder. İyi transfer tabii Ekuban. Kime gelse iyi transfer. Doğru. Trabzon'a gelse, Galatasaray'a gelse iyi transfer. Fenerbahçe'nin orası biraz kalabalık ama iyi transfer Ekuban. Yani Ekuban ve Cenk gerçekten doğruysa ve Beşiktaş oyuncuları getirebilirse ön tarafta ihtiyacı olan rekabeti yaratır. Kaan Ayhan'a gelince sağ bek oynayabiliyor, stoper oynayabiliyor, ön libero oynayabiliyor. Çok yönlü, versatil bir oyuncu. Beşiktaş'ın zaten sağ bekte Rozier'e alternatifi yok. Rozier olmadığında orada çok sıkıntı yaşıyorlar. Bir maç Necip, bir maç Mehmet Topal, en son Umut Meraş değil mi? Doğru. Sağ bekte maskeyle çok sıkıntı yaşıyor. O maçta Umut Meraş'ın havada topu ararken 90 dakikanın geçtiği bir maç oldu. Evet. Kaan oraya alternatif olarak tabii ki önemli bir opsiyon. Stoper bölgesi, Vida'nın gitmesinden söz ediliyor. Wellington
Muhtemelen zaten planlarda yok. Serdar ve Montero iki genç oyuncu. Ya Kaan orada da tabii ki. Hem kısa vadede hem uzun vadede. Önemli bir. Derinlik katar. Evet. Ön libero rolü tabii orada Pjanic şu an 6 numara kullanıyor. Josef zaten ön libero. Orası ayrı ama sağ bek ve stoperde tabii ki Kaan önemli bir derinlik yaratır. Değerli izleyenler, şimdi Fanatik Gazetesi ve Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin önceliği teknik direktör elbette. Başlıkta bu çerçevede atılmış. Jorge Jesus da heyecanlandıran gelişme. Tecrübeli teknik adam bu hafta Atletico Mineiro ile masaya oturmak için Brezilya'ya gidecekti. Ancak Brezilya kaynaklı haberlerde Jorge Jesus'un yeni yılın ilk günlerini ailesiyle geçirmek için bu görüşmeyi ertelediği belirtildi. Brezilya basınında çıkan iddialara göre bu sadece bir bahane. Fenerbahçe ile Jesus arasındaki pazarlıkların yoğun bir şekilde devam ettiği ve Portekizli çalıştırıcının bu nedenle Atletico Mineiro'yu ikinci plana aldığı kaydedildi. Şaşkınlık yarattı bu erteleme, görüşme ertelemesi diye yazmış gazete. Diğer taraftan Fenerbahçe, Jorge Jesus'la anlaşma sağlayamazsa İbre Slaven Bilic'e dönecek. Sarı lacivertliler Hırvat teknik adama resmi teklif yapmak için 5 Ocak'ta Beijing Guoan'la sözleşmesini fes etmesini bekliyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse sarı lacivertlilerde görev yapmaya sıcak baktığı bilinen 53 yaşındaki teknik adamın kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Başarılı Hoca sürpriz bir şekilde Fenerbahçe ile anlaşamaması halinde ise ülkesi Hırvatistan'a dönerek sezon sonuna kadar dinlenecek. Sürpriz bir şekilde anlaşamaması halinde diyor o, bu senaryo gerçekleşirse. Yani ikinci senaryo. Birinci senaryosu Fenerbahçe'nin şu anda Jorge Jesus'muş gazeteye göre. Teknik adamsız 345 gün. Sol altta görüyorsunuz sarı kutu içerisinde. Ali Koç döneminin acı tablosu demiş gazete. 1311 gündür başkan, 345 gündür hocası yok. Burada teker teker şeyleri de paylaşmış. Aykut Kocaman gitti, Filip Koku geldi. Arada 33 gün geçti teknik direktörsüz. Filip Koku gitti, Ersun Yanal geldi 48 gün. Ersun Yanal gitti, Erol Bulut geldi. Erol Bulut gelene kadar 149 gün. Ve Erol Bulut görevi bırakıp Vitor Pereira gelene kadar 100 gün diyor ve şimdi Vitor Pereira gitti. 15 gündür Fenerbahçe'nin hocası yok diye toplamış hepsini. 345 güne tekabül ediyor diye yazmış gazete. Geçici tek direktörleri tabii dikkate almamış. Evet. Anlıyorum bu haber ama Emre Belözoğlu dönemi de geçici tek direktör olarak kabul edilmiş. Belki orada ufak Emre Hoca'ya haksızlık yapılmış diyebiliriz. Hadi tamam, Tahir Karapınar dönemini, Erwin Koeman dönemini geçti tek direktör kabul edebilirsin ama Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışına tekrar soktu. Emre Hoca, evet Emre Hoca ayrıca görüştüler de filan. Hani kalıcı olma ihtimaliyle gündeme gelmişti. Neyse ama son tahlilde yapılan eleştiri haklı. Ali Koç döneminde yani her sezona bir tek direktörle başlanıyor ve hiçbir sezon o tek direktörle bitirilemiyor. Böyle bir gerçek var. Şu an gündemde olan Jorge Jesus ve Slaven Bilic doğru hedefler gibi görünüyor bana. Neden dersen Fenerbahçe'nin ihtiyacı ne? Fenerbahçe'nin ihtiyacı karşılığı mı bu tek direktör? Oraya bakmak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin nasıl bir kadrosu var? Yetenek havuzu geniş. Aynı anda Mesut'u, İrfan'ı, Mert Hakan'ı, Rossi'si, işte Valencia'sı, Mergin Berisha'sı, Serdar Dursun'u. Güçlü bir orta saha ve forvet rotasyonu yakalamış. Çok fazla yetenekli oyuncu var. Ferdi'si. Kadroda bayağı çok sayıda yetenekli oyuncu var. Ve gelen tek direktörün bir şekilde maksimum yetenekliyi sahaya sürmesini bekliyor. Fenerbahçe kamuoyu, Fenerbahçe camiası. Eldeki oyuncu listesi de bunu söylüyor. Yani bu oyunculara bakıp bunlardan yüksek maaş da var sonuçta. Yüksek beklenti de var. Faydalanmamak çok akılcı değil ama bunları tabii ki bir sistem dahiline entegre etmek gerekiyor. Yani sahada 11 general tabii ki kimsenin beklentisi o değil. Ama mümkün olduğu kadar generali sahada istihdam etmek. İşte kim gibi mesela? Real Madrid'in aynı anda fenomen Ronaldo'yu, işte Raul'ü, David Beckham'ı, Roberto Carlos'u, Zidane'ı, Figo'yu bir arada istihdam edip şampiyonluklar kazanması gibi. Çünkü Del Bosque gibi güçlü bir figürün onları bir takım hüviyetine sokması gibi. Veya Brezilya milli takımını aynı anda işte Kaká, Ronaldinho, Adriano, fenomen Ronaldo falan varken bunların hepsini 11'de kullanma becerisi. Veya Ancelotti'nin Milan'da Clarence Seedorf varken, Pirlo varken, Kaka varken, Gattuso varken, Ambrosini varken bunları bir arada
11'de kullanma becerisi. Beklenen bu değil mi? Beklenen bu. Bunlar kenarda otursun. Değil. Beklenen bu değil. Beklenen bunları bir arada 11'e sürebilecek, iradeyi gösterebilecek, otoriteyi koyabilecek hoca. İkisi de otoriter. Jorge Jesus da Bilic'te. Artık Fenerbahçe'ye ya otorite eksikliğine ihtiyaç yok yani. Otoriteyi bir şekilde, yani Vitor Pereira ciddi otorite eksikliği yarattı. Otoriteyi bir şekilde sağlayabilecek hoca lazım. Jorge Jesus'un hatta Benfica'nın ayrılma sebebi bu. Otorite bende olacak, oyuncularda olmaz. Oyuncuların soyunma odasına hakim olduğu bir takım başarılı olamaz dedi. İşte Pizzi'yi kadro dışı bırakmaya kalktı. Oyuncular isyan etti. Oyuncular hocayı gönderdi orada. Diyor ki oyuncuların hocayı gönderebildiği bir kulüp yapısında başarı sağlanamaz diyor. Ben olmalıyım patron. Soyunma odasına ve sahanın patronu ben olmalıyım. Fenerbahçe'nin de ihtiyacı olan bu. Fenerbahçe'de İrfan Can ve Mert niye ıslıklandı? Son müsabakada kötü oynadıkları için. Aksine Mert Hakan maçın yıldızıydı. Doğru. İrfan da aslında kötü oynamıyordu. Taraftar bunların soyunma odasına, bunlar ve bazı arkadaşların soyunma odasına hakimiyet kurduğunu ve hoca gönderebildiğine inanmışlar. Gerçektir değildir bilmiyorum. Ben sadece söylentiyi söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Bunu istemiyor. Bunu yaşamak istemiyor artık Fenerbahçe. Fenerbahçe hakimin tek tehdit olduğu bir soyunma odası beklentisi. Jesus'un da beklentisi olabilir ama bir dezavantaj var. Jesus 67 yaşında. Bayağı iyi düşünmen lazım. Hatta 68'e geliyor. İyi düşünmen lazım 67-68 yaşında bir tek direktör döverken. Artık kolay kolay dünyada hani 70'e yakın, 70'in üzerine tek direktör pek yok artık, pek çalışmıyor. Çünkü eskiden yani Lobanovski'nin çalıştığı dönemde, Alex Ferguson'ın çalıştığı dönemde, Wenger'in çalıştığı dönemde onların oyuncularla olan yaş farkı şimdiki yaş farkından bence daha azdı. O zaman gençler yaşa hürmetleri vardı. Otoriteye hürmetleri vardı. Şimdi gençlerin otomatik olarak yaşa hürmetleri söz konusu değil. Ve büyük bir jenerasyon farkı oluşuyor. Yani 60 küsur yaşında bir hocayla 20 küsur yaşındaki futbolcu arasındaki fark eskiye göre daha fazla. Biraz orada tereddüt ediyorum. Jesus konusunda oturmak, konuşmak lazım, değerlendirmek lazım. Dinlemek lazım hocayı. Ne kadar kendini yenilemiş, ne kadar Z jenerasyonu yönetmeye müsait onları bir görmek lazım diye düşünüyorum. Bilic bu anlamda tabii daha uygun. Çünkü 53 yaşında. Türkiye'de daha önce deneyimlemiş ve bence başarmışlığı var. Mevzu sadece kupa kazanmak değil. Avrupa kupalarında Arsenal'lar, Liverpool'lar, Tottenham'lar çok başarılı bir hikaye bıraktı Beşiktaş'ta arkasında. Bir de Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şeylerden biri de Fenerbahçe'nin bir deneyimleri var. Bir de gençleri de var. Bilic onları da A takımı adapte etme konusunda Beşiktaş'ta başarı sağladı. O yüzden uygun. Fenerbahçe'nin bu kez sanki yöneldiği hoca uygun gibi geliyor bana. Eğer gerçekten ikisinden birini getirebilirlerse özellikle Bilic sanki proje uygun gibi geliyor. Bir de soyunma odasında hakimiyet konusunda da Bilic güçlüdür, iyidir yani. Bir başlığımız, bir sayfamız daha var. O da Sabah gazetesinden geliyor. Şimdi burada ilk olarak Bilic umudu başlığı atılmış. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör bu hafta belli olacak. Sarı lacivertliler uzun süredir gündeminde olan Slaven Bilic'ten haber bekliyor. Löw ve Jesus'tan sonuç alamayan Kanarya'nın B planı ise yerli teknik adamlar. Sabah gazetesi demiş ki, az önce okuduk ya şeyden, foto maçtan, Fanatik gazetesinden George Jesus'la görüşmeler devam ediyor diye. Sabah gazetesi diyor ki Jesus olayı bitti. Löw'den de cevap alamadı, pozitif cevap alamadı. Fenerbahçe şimdi Bilic A planı. Eğer olmazsa devam ediyorum. Hoca arayışına devam eden Fenerbahçe'de koltuğa en yakın isim Slaven Bilic. Sezon başında da temas kurulan, Pereira'nın ayrılığı sonrası da tekrar iletişime geçilen, Hırvat teknik adama teklif götüren Sarı Lacivertliler gelecek habere odaklandı. Bu hafta her şeyin netleşmesi beklenirken masada İsmail Kartal ve Okan Buruk ismi de var. Kanarya Bilic'den kötü haber gelirse sezon sonuna kadar eski teknik direktörü İsmail Kartal'ı takımının başına getirmeyi planlıyor. Alternatifse en son Başakşehir'de çalıştıran Okan Buruk. Daha önce Joachim Löw ve George Jesus'la da görüşülmüş ancak sonuç alınamamıştı diye yazmış gazete. Bir farklı bakış açısı. Bu arada Ferdi konusu da var. Milli takımı seçti diye ama onu isterseniz. Maaş beklentisinin yüksek olduğu evet yazılmıştı. Belki o olabilir gerekçe. Çok yüksek maaş beklentisi olduğu yazılmıştı. Ferdi konusunu devam edelim. Bu durumda Bilic birinci olarak görünüyor ama İsmail Kartal ile Okan Buruk sezon sonuna kadar. Hani Okan Buruk kalıcıdır. İsmail Kartal'dan sezon sonuna kadar diye sözler. Gibi değil mi? Tabii. Okan Buruk güçlü bir isim. Türkiye'de şampiyonluk kazanmış. Başakşehir'le şampiyonluğu. Avrupa Ligi'nde son 6 yapmış. Şampiyonlar Ligi'nde kayda değer işler yapmış.
Okan Buruk güçlü bir isim. Şu an hangi büyük takıma gitse bence başarılı olur. Ferdi Ay Yıldız'ı seçtiğini Stefan Kuntz'a bildirdi. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını sonunda verdi. Türkiye, Kanada ve Hollanda'yı seçme hakkı bulunan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ay Yıldız'lı formayı tercih etti. Daha önce Hollanda milli takımının alt yaş gruplarında oynayan Ferdi artık Türkiye için ter dökeceğini milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz'a bildirdi. Olması gereken gerçekleşmiş. Zaten Kanada'ya milli takım için gitmesi gelmesi çok zorlu olurdu. Kuzey Amerika seyahatleri yapmayı tercih edeceğini, orada Trinidad Tobago ile falan oynamayı tercih edeceğini ben tahmin etmiyordum. Hollanda ve Türkiye'ydi herhalde seçenekleri. Bence Türkiye milli takımında Ferdi'ye, Ferdi'nin de Türkiye milli takımında düzenli oynamaya ihtiyacı var. Kazan kazan projesi yani. Ferdi doğru karar vermiş bana sorarsan. Bir tane şey haberimiz vardı. Deniz Ündav haberimiz vardı. Neredeydi o? Onu aldık Hürriyet. Değil mi? Aldık mı onu? Bakıyorum. Bilmem. Onu galiba almamışız. Peki. Deniz Ündav'ın da yine performansına vurgu yapan bir haberdi. Saint-Gilloise'da ilk yarıdaki. Onu artık yarın konuşuruz. Ekranlarınıza geliyor başlığımız. Kalede ilk hedef Okan. Muslera'nın yokluğunda kaleci transferi yapmayı hedefleyen Galatasaray'ın listesinde ilk sırada Okan Kocuk var. 26 yaşındaki eldivenle anlaşma sağlanamazsa Sinan Bolat için girişimler başlayacak. Şöyle yazmış gazete haberin ayrıntısında. Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kalede sıkıntı yaşayan Galatasaray'da bu bölge için arayışlar sürüyor. İsmail Çipe, Uruguaylı file bekçisinin yokluğunda sergilediği performans ile hayal kırıklığı yarattı. Bir diğer tarafta Fatih Öztürk'le devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Ancak Muslera'nın yerine kimin geleceği belirsiz. Her ne kadar Süper Lig ekiplerinden Giresunspor yerini dolduramayacağını söylese de Aslan'ın listesinde ilk sırada eski oyuncusu Okan Kocuk var. Bu sezon Karadeniz ekibinde sergilediği futbolla fark yaratan 26 yaşındaki eldiven için tüm şartlar zorlanacak. Eğer Okan'la anlaşma sağlanamazsa sarı kırmızılı ekibin rotası Belçika'ya dönecek. Hedefte ise yine eski bir Galatasaraylı olacak. 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da görev yapan ve şu anda Gent forması giyen Sinan Bolat için ciddi şekilde girişimler başlayacak ki Sinan Bolat ilk yarıdaki tüm maçlarda oynadı 90 dakika. Evet. Yani öyle hemen ya bu adam yedek bekliyor. Buyurun alın gibi ya da ucuza veririz gibi bir durum pek mümkün yok, değilmiş Gent'in gibi sanki. Asgarisi ki Gent, evet yanılmıyorum diye kontrol edemeyim. UEFA Konferans Ligi'nde de grup lideri olarak gruptan çıktı. Avrupa'da devam ediyor. Sinan Bolat Konferans Ligi'nde de direkt oynadı. Kendi liginde de Belçika liginde de direkt oynadı. Bir tek bir maç kaçırmış Konferans Ligi'nde. 5 maçın 3'ünde gol yememiş. Belçika liginde de 21 maçın 7'sinde gol yememiş. 7'yi gol sayısı 22. Çok iyi bir sezon geçiriyor. Belçika liginde de şu anda en az gol yiyen kalecilerden bir tanesi. Yani Gent de tabii ki kolaylıkla bırakmaz. Eğer Sinan'ın böyle bir özel bir çabası olmazsa değil mi? Yani. Kendi liginde Okan, de yine Avrupa Kupaları kovalıyor. Eski oyuncusu demiş gazete burada ama eski oyuncusu değil hala oyuncusu. Galatasaray'ın kiralık olarak. Öyle mi? Yo şeyden Okan'dan bahsediyorum. Şurada şey Okan yazmış Koçuk'tan bahsediyorum. Zaten. Eski oyuncusu diye. Bir an kafam karıştı çünkü eski oyuncusu değil. Belçika liginin en az gol yiyen takımı bu arada Gent. Ona baktım hayır. Saint-Gilloise orada da daha azmış. En az gol yiyen ikinci takım. Gent, Belçika Ligi'nin. Okan Koçuk tabii Galatasaray için doğal hedef zaten yeni sezonda Galatasaray kadrosunda olacaktır. Otomatik olarak sadece bir devre erken getirmeye çalışıyor ama eğer Sinan Bolat da mesela alacaksa Sinan Bolat da belli bir yaşta 32-33 yaşında yanılmıyorsam orada Okan herhalde az kaleci olma hayali hevesi vardır. Çok doğal. Yani Okan'a herhalde Galatasaray'ın şunu demesi lazım. Bizim gelecek planımız sensin. Biz gelecekte Muslera sonrası dönem için, post Muslera dönemi için seni birini olarak düşünüyoruz demesi lazım herhalde. Okan'ın zaten Giresun'a gitme sebebi de odur yani. Oynamak istemesi, dakika alması, kaleci hani oturuyorum, oynayamıyorum, forma şansı bulamıyorum demiştir. Ki şu anda Süper Lig'de gösterdiği performansa da Okan pekala Galatasaray'a bir numara şansı verilebilir gibi hissettiriyor. Hissettiriyor bunu yani. Okan
16 maçta görev yaptı. 16 gol yedi, 5 golde de 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Okan Kocuk. Acaba gol beklentisi var mı Tolga'da? Giresunspor'un gol yeme beklentisi neydi? Hazırda varsa bir bakarsan Tolga. Galatasaray'da yayına girmeden önce baktığımızda Uğur Bey şimdi bakacak, eğer varsa yoksa haber verecek. Devre arasında takımdan ayrılması muhtemel oyuncular da iddia ediliyor elbette. Bir şey söylemek mümkün değil. İddia ediliyor elbette. Bunların arasında Babel var, Yedlin var ve beni şaşırtan Feguli var mesela. Tahmin etmezdim. Tahmin etmem yani. Ne dersin? Ben de şaşırdım. Diğer anılan 5 oyuncu Luyinda mı anılıyor? Hadi onu. Babel anılıyor. Yedlin anılıyor. Fatih Öztürk anılıyor değil mi? Fatih Öztürk şimdi de okudu. Fatih Öztürk anılıyor. Anılanlar arası Feguli olmasa ben de şaşırdım ama Feguli tabi maaşı yüksek. Galatasaray'da her sezon zaten bir ihtimaller arasında Feguli anılıyor. 3.8 milyon euro sanırım. Galatasaray'da şu an eğer yanılmıyorsam en yüksek maaşı alan oyuncu. Falcao'da ayrıldığına göre. Feguli çünkü sezonun kontratın transferin son gününe kalmıştı. İmza atarken Galatasaray çok istemişti Feguli'yi transfer etmeyi. O transfer döneminde işte Gomis alınmıştı, Belhanda alınmıştı. 3 ila 3,5 milyon euro aralığında. Sanki Feguli'ye biraz daha bir tık daha yüksek maaş verilmişti Feguli'yi ikna edilebilmek için. Bakıyorum evet. 2017 yazında West Ham United'dan Galatasaray'a gelirken 3.8 galiba. O maaş tabii her başkanı, her gelen başkanı bir tedirgin ediyor. Feguli'ye bu kadar maaş veriliyor olması. Yoksa performansı düşük değil. Ama fiyat bölü performans analizi yapıyorlar. Sezon sonunda kontratı bitiyor. Şimdi bu durumda 32 yaşına gelmiş bir oyuncuyla nasıl kontrat yapacaksın? Ciddi maaş indirimine gitmen lazım. Feguli buna sıcak bakıyor mu bilmiyorum. Bakmıyorsa yolları ayırma isteğin doğal. Çünkü 3.8 maaş 32 yaşında bir oyuncuya yeni kontrat teklif etmezsin. En az yarı yarıya düşürmen lazım. Feguli'nin maaşını bilmiyorum. O da ona sıcak bakar mı? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim özellikle altını çizmişti. Kulübün mali şartları eğer müsaade ederse devre arasında transfer yaparız ama etmezse yapmadan da devam edebiliriz diye. Şeyler gidecekler konusunda hem yabancı kontenjanında hem de bütçede yer açmak hedefleniyor ama gelecekler konusunda hatırlıyor musunuz? Şu isim bu isim bir sol bekken iddiası var. İsmail Çokçalış Bursa Sporlu oyuncu sağ bek o çok anılıyor. Zaten feshetmişti Bursa Spor'la. Ömer Ali Abdallıoğlu'nun da döneceği söyleniyor. O yüzden galiba Yedlin'i hani değerlendirmek istiyorlar. Çünkü sağ bek rotasyonu çok kalabalık olacak. Bildiğim o. Ömer Ali Abdallıoğlu'nun döneceği ve çok fazla bir iddia görünmedi galiba şu ana kadar. Evet. İsmail'in o da bir sağ bek oyuncusu. Geleceği söyleniyor. Okan Koç'un dönebilme ihtimali, bir kaleci transferi. Bazen yabancı kaleciler de yazılıyor. Muslera'nın sakatlığının uzunluğu ile ilgili şu an bildiklerim bunlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Posta Gazetesi'ne gidiyoruz. Başlığımız Vişça için 4 milyon euro. Trabzonspor'la Başakşehir arasında Vişça pazarlığı devam ediyor. Bordo Mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla takımda görmek istediği Vişça için Başakşehir'e son teklif olarak 4 milyon euro önerdi. Trabzonspor bu rakamın üzerine çıkılmayacağını da bildirdi. Trabzonspor forması giymeye sıcak bakan Edin Vişça için son kararı bugün Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ verecek. Diğer taraftan Vakayeme döndü. 32 yaşındaki oyuncu dün Trabzon'a geldi. Tedavisini ülkesi Nijerya'da tamamladı. Vakayeme hocasına çok iyiyim. Yeni Malatyaspor maçına forma giymeye hazırım dedi. Trabzonspor'da sezonun ilk yarısında 9 gol kaydederek takıma şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlayan Cornelius Danimarka basınına konuştu. Trabzon'da olmaktan çok mutluyum. Futbol kültürü çok yoğun. Taraftarlar fanatik. Türkiye'de hayattan keyif almam sahadaki iyi performansıma da yansıyor. Şampiyon olacağız açıklamasını yaptı. Vişça meselesi biraz daha büyük harfle mi yazılıyor acaba? Şimdi Vişça, Trabzon Vişça flörtü. 31 yaşında, 32 olacak. Yani minyon da bir oyuncu. Sanki daha bir 3-4 yıl iyi performans, üst seviye performans verir gibi hissediliyor. Bosna Milli Takımı'nda da oynuyor. Sezon ilk yarısı asist kralı. 4 gol, 9 asist gibi fantastik bir performans gösterdi. Başakşehir'le kontratını da uzatmıştı zaten.
2025'e kadar. Dolayısıyla Başakşehir'in de kontratlı oyuncusu. Şimdi bu şartlar altında Başakşehir Vişça'yı tabii markette değerlendirecekse ona karşı bonservis bedeli alması gerekir diye düşünüyor insan. 2025'e kadar kontratım var bu oyuncuyla. Çok da iyi oynuyor. Kazandırdığı maçların başına da 3 milyon 200 bin lira, 3 milyon 300 bin lira zaten Süper Lig'den yayın havuzundan para kazanıyorsun. Artı dolaylı gelirleri de var kazanılan maçların. Başakşehir'in de zirve iddiası var, lig üçüncüsü. Dolayısıyla ciddi bonservis bedeli talep etmeleri doğal. Ama o rakam kaçtır? Hangi rakamda mutabakat sağlarlar, sağlayabilirler mi bilmiyorum. Şimdi sen Başakşehir'in yerinde olsan en iyi oyuncun 13 tane gol katkısı yapmış, golü artı asist. 2025'e kalk kontratın var. Niye düşük bonservise verirsin ki? Çok anlamlı değil. 31 yaşında. Hiç düşüş yaşamıyor. 10 yıldır bu seviyeyi korumuş. 10 yıldır Süper Lig'e imza atmış. Emre Özcan da yükselişe geçmiş. 4 milyon euroya bulabilir misin Vişça'nın muadilini şu an markette? Çok kolay değil. Doğru. Ben bir sonraki şeye odaklandım. Affınıza sığınarak. Akşam gazetesinin başlığını okuyordum da. 19 oyuncu. Şunu hemen okuyayım şunu. Akşam tabii. Gazetesi. Süper Lig'de Afrika paniği demiş. Afrika Uluslar Kupası 9 Ocak'ta başlayacak. Süper Lig'den tam 19 futbolcu ülkesinin milli takımlarında olacak. Trabzon'dan Canini, neyse dur şuradan okuyayım. Galatasaray'dan Feghouli ve Mustafa Muhammed. Trabzonspor'dan Canini gidiyormuş. Galatasaray'dan iki oyuncu. Başakşehir'de Pong, Yeşilburun milli takımına gidecek. Alanya'dan Avaziyem ve Mami Teta gidecek. Diediu değil mi? Ha, Diediu da var, evet. Avaziyem 3 oyuncu, Mami Teta ve Diediu Alanya'dan gidecek. Karagümrük'ten Ahmet Musa Nijerya'ya gidiyor. Adana Demirspor'dan Simon Deli fil dişi sahillerine. Kayseri'den Mehmet Yam Senegal'e. Yeni Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tete Gana'ya. Sivas'tan iki önemli oyuncu yine Max Gradel ve Faysal Fajir. Max Gradel fil dişi sahilleri. Faysal Fajir de Fas milli takımına. Hatay'dan kaleci Münir. Adama Traore ve El Kabi en kilit oyuncuları Hatayspor'un. Doğru. Gerçekten Hatay için herhalde bütün takımlar için zordur da Hatay için sanki biraz daha zor olacakmış gibi. Giresun'dan Traore, Hamidou Traore Mali takımına ve Dukara Moritanya'ya gidecekmiş. Altay'dan da André Poko Gabon milli takımına katılacakmış. Takımların bayağı kilit oyuncularından bahsettik yani. Aynen öyle. Yani Afrika anahtar oyuncularından. 44 ülkesi var. Afrika'dan Afrika Kupası elemelerine giren 24'ü finallere gidiyor. Bir defa finallerin 24'lü düzenlenmesi orada bir tesiri var tabii. 44'te 24 ciddi bir sayı. Avrupa Şampiyonası yeni 24 oldu. 55 ülkeden 24'ü gidiyor ki yeni 24 oldu. Yakın zamana kadar 24 değildi Avrupa Şampiyonası, 16'ydı. Afrika 44 ülkesi var, 24'ü finallere gidiyor. Yani %50'den fazla finallere gitme ihtimaliniz. Bir de turnuvanın ertelenmesi, bu aslında 2021 turnuvası. 2022'ye ertelendi Covid etkisiyle ve bunun devre arasına denk gelmesi, o iklim koşulları sebebiyle, Afrika'daki iklim koşulları sebebiyle. Bir de şimdi 2023'te turnuva olacak. 2 yılda bir yapılıyor olması Afrika Kupası'nın. Bütün bunlar Avrupa'nın büyük kulüplerinde, büyük liglerinde de bir şaia yarattı. Mesela işte yanılmıyorsam daha bugün West Ham United, Zaha ile ilgili mesela Crystal Palace'ın galiba, West Ham'ın yine Afrika ile çarpışmaları var. Oyuncumuz sakat diyorlar. Afrika'daki milli takım hocaları oyuncularını göndermemek için böyle bir kurgu yapıyorlar diye suçluyorlar Premier Lig kulüplerini. Hala bugün böyle bir tartışma vardı Premier Lig'de biz bu programa girerken. Bazı Afrikalı eski futbolcular, hatta Ian Wright İngiliz futbolcu, o da dedi ki bu nasıl bir şey? Avrupa Şampiyonası olsaydı bu kadar saygısız olmazsınız. Afrika Kupası'na neden bu kadar saygı duymuyorsunuz falan diye tek direktörleri de ve kamuoyunda suçladı. Bir oyuncunun gidip gitmemesi diye bir şey. Ajax'ı Sebastian Haller, biliyorsun Ajax'la muhteşem bir sezon geçiriyor. Şampiyonlar Ligi'ne de imza attı. Kulübü soruyor Sebastian Haller'e, gidecek misin kupaya diye. Haller kamuoyuna açıkladı. Böyle bir soru sorulması bile saygısızlık dedi. Bu benim kıta turnuvam. Bu benim hani futbol hayatımdaki en üst seviye. Tabii ki gideceğim Afrika Kupası'na dedi Sebastian Haller. Ya bununla ilgili dünya çapında zaten büyük bir tartışma var. Bize çok etkilenen turnuvalardan biri Afrika Kupası'na. 19 oyuncu mu dedik? 19 oyuncu dedik. 19 evet. Oyuncu gönderiyoruz.
Bir ay sürecek turnuva. Gruplardan çıkarlarsa ki çıkarlar yani büyük ölçüde. Çünkü 24 takım orada 16 takıma düşecek. 24'te 16 yani 3'te 2 ihtimalle gruptan çıkacaklar. Gruptan çıkmaları demek ay sonuna kadar yaklaşık orada olmaları demek. Fas, Cezayir, Mısır, Nijerya. Bunlar zaten çıkabilecek takımlar. Güçlü takımlar. Evet. Büyük ihtimalle gruplardan çıkacaklar. Yani bizim Süper Lig'e ciddi biçimde etkileyecek ama oyunculara saygı duyuyorum, turnuvaya saygı duyuyorum. Tabii ki milli takımların en üst seviyede temsil etmek istiyorlar. Onu gayet iyi anlıyorum ama bu futbol takvimi yani her türlü bütün takvimden Dünya Kupası'nın da gelecek sezonun ortasına denk geleceğini hatırlatalım. Evet. Her türlü bütün takvim tabii yorucu. Yani bu takvimleri bir şekilde azaltmak lazım ama azaltamıyoruz. Tenis oyuncuları çok sık ve sıkışık takvimden şikayet ederler genelde ki haklıdırlar. Haklıdırlar hakikaten birisi başlar birisi biter birisi başlar birisi biter vesaire zincirleme. Neredeyse futbolda o şeye yetişecek. Evet. Hatta belki de yetişti yani. Belki sezon uzun olduğu için turnuvalar uzun olduğu için farkında değiliz belki ama Uluslar Ligi olsun, elemeler olsun, işte Avrupa'sı, Dünya'sı, Afrika Kupası vesaire. Neredeyse evet. Belki de zincir gibi eklendi ucuca yani. Galiba geçen sezon Pedri 70 maça mı ulaştı? Olimpiyata da gitti. Kulübünde de direkt oynadı. İspanya milli takımında da direkt oynadı. Avrupa Şampiyonası direkt oynadı. Peşinden de olimpiyata gitti çocuk. 70 maç seviyelerine falan geldi. Yani insanüstü 2 sezon gibi normalde bir sezonda onun yarısını oynarsın yani. 35-40 maç oynarsın. Bir sezonda 2 sezon gibi oynadı Pedri. 2021'de de Kerem Aktürk oldu. Kaç dedin Tolga? 60? 66 maç yapmış. Of. 2 evet. Sezon gibi müthiş. Müthiş bir sayı yani. Allah saklasın sakatlıklarda sıklaştı. Normal değil mi bu yoğunlukta? Çok normal. Hem mental hem fiziksel. İki türlü yoğunluk. Oyun da değişti. Artık bir şekilde oyuncuları korumanız lazım. Evet. Şu anda Premier Lig'de acayip Covid sorunları yaşanıyor. 6 oyuncusu, 9 oyuncusu staffıyla beraber 13-15'i rahatsız olanlar var ama oynanıyor. O zaman hemen sıradaki başlığa geçiyorum. Milliyet gazetesi. Kabus döndü. Futbolda koronavirüs kabusu omikron varyantıyla resmen geri döndü. İngiltere ve İspanya gibi önde gelen liglerde vaka sayıları her geçen hafta biraz daha yükseliyor. İki ülkede de maçlar yeniden oynanamayacak noktaya geldi. Özellikle İngiltere Premier Lig en fazla etkilenen lig oldu. İspanya La Liga'da son iki haftada işler karmaşık bir hal aldı. İtalya Serie A'da ve Serie B'de şimdiye kadar tam 20 maç Covid sebebiyle ertelendi. Premier Lig'de 21-22 futbol sezonunda şimdiden koronavirüsü yakalanan futbolcu sayısı 189'a ulaştı. Sezon başından beri planlanan fikstürde sadece 9 kulüp maçı ertelenmeden devam etti. 11 kulüp ciddi sorunlar yaşadı. Bu sezon tam kapasiteyle tribünlere taraftar almaya başlayan ada takımları artık ayakta seyirci modeliyle bir nebze olsun tribünlerde mesafe ayarlamaya çalışıyor. Madem öyle şu Messi'yi atlayıp... Mesafe mi? Evet, madem öyle... Ne mesafesi? Bir dakika hangi gazetede? Daily Mail'da. Daily Mail'ı getirelim. Mesafe sevgili Recep. Yok ya. Ekranlara. Biz izledik. Buyurun. Mesafe dediği bu. Daily izledik. Mail diyor ki futbol taraftarları 30 yıl sonra ayakta maç seyretti. Neredeyse 30 yıl sonra dünkü Chelsea-Liverpool maçında diyor. 12 binden fazla kişi tribünde ayakta maç seyretmiş. İzinli elbette. Evet. Liverpool maçını Stamford Bridge'de. 1990'lardaki Hillsborough faciasına göndermede bulunuyor gazete. Ondan beri böyle bir uygulama yoktu. Herkes oturmak mecburiyetindeydi. Şimdi burada yeni safe standing yazmış. Gördünüz mü? Evet. Yeni güvenli alanlar, güvenli bulunma alanları şeylerle birbirinden ayrılıyor diyor. Herhalde tahmin ediyorum o raylarla ya da borularla ya da evet, ondan bahsediyor. Şeylerle şu arkada görüyoruz. Bakın orada bir kişi tutuyor ayrılıyor dedi bu ama hiç de ayrı gibi görünmüyorlar. Yani öyle ayakta izleyerek... Ya öne doğru dökülme oldu ya. Onu işte sadece öne doğru dökülmeyi öne doğru dökülmeyi engelleyecek önündeki yani herhangi bir koronavirüse karşı bir önlem değil yani. Hayır koronayla bir alakası yok. Aksine koronavirüs riskini bence artıran... Ya şeyi ama. Görünce hani şurada ne okudum ben demin? Cümleyi görünce hani ayakta bir nebze olsun tribünlere mesafeye onun pek alakası yok bu fotoğraftan da Daily Mail'in bu fotoğrafından da görebildiğimiz üzere. Ya 80'li yıllarda İngiltere'de uygulanan bir modeldi. Tribünlerin bir kısmı ayakta ki bunların koltuk da var bu arada. Var, koltuklar görünmüyor var. Ama isteyen oturabilir diyorlar. Tabii kimse oturamaz bu tribünde.
Birisi oturursa hiçbir şey seyredemeyecek. Göremez. Yani. Statlara %25'e kadar ayakta tribün izni. Dün de ilk defa Stamford Bridge'de bu uygulandı. Ama oradaki safe standing, güvenli ayakta durmayla kasıt önlerindeki demirler. Yani herhangi bir, Allah korusun. Hillsborough'da olduğu gibi aşağıya yığılma ya da tribünün yıkılması, aynen, duvar yıkılması vesaire şeyler yaşanmasın diye, tek bir yere toplanılmasın diye ayırmışlar. Evet, oradaki güvenlikle kasıt. Siz tek başınıza yapamıyorsunuz, biz ayıralım bari. Aynen, yığılmayın öyle tek bir yere diye. İşin şakası elbette. Aynen öyle. Güvenlikle kasıt orada yoksa. Kaç sene oldu? Uğur Bey 90. Bir süre bitti mi? Peki. Peki, süremizin sonuna gelmişiz. Var mıydı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, çok teşekkür ederim. Lionel Messi de pozitif olduğu açıklamış. Geçmiş olsun diyelim. Şimdi virüs düşünsün. Hillsborough 89. 89 muydu? Dolayısıyla 32 sene. 30 sene. İşte doğru, yaklaşık 30 sene. Hazel 85, onu da hatırlatırsak 37 sene. Uğur Melek'e çok teşekkürler değerli izleyenler. Yeni yılın ve de haftanın ilk manşetinin sonuna geldik. Programımızın süresini tamamladık. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.